Vedat Bey. Hoş bulduk. Önce bir sizden başlayalım. Ürdün'e gittiniz, gördünüz. Arada oradan bana birkaç da mesaj attınız. Oradaki işler nasıl yürüyor diye. Ben de bunların bir kısmını yazdım. Başka ülkeler bu göçmen sorunuyla nasıl yüzleşmişler? Özellikle Suriye meselesiyle anladığım kadarıyla senden edindiğim izlenim, Türkiye'ye kadar bu işi yüzüne gözüne bulaştırmış başka bir ülke yok ya da belki Pakistan var. Lübnan var. Lübnan'da mı? Şöyle, niye gittim? Aslında siz açıkladınız. Biz burada programı yaparken bir arkadaşım mesaj attı. Yani dünyada bu iş nasıl oluyor? Bu Suriyelilerin bulunduğu ülkelerde bu iş nasıl oluyor diye. Ben biraz yayınları taradım. Hakikaten baktım çok bir şey yok. Yani bilimsel anlamda da çok bir şey yok. Sadece İstanbul'da Suriyelilerle ilgili yapılan toplantılara bir iki tane sunum vardı. Sonra dedim ki ya biz hakikaten gidip görelim. Ve Ürdün'e gittik. Sağ olsun Başbakan iki saate yakın evinde ağırladı bizi. Enformasyon Bakanı'yla evinde görüştük. Ve özel izinle Zaatari mülteci kampına gittik ki Ürdünlü gazetecilerin bile kolay kolay gidebildiği bir kamp değil. Önce şunu ifade edeyim. Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır, Suriyeli mültecileri Türkiye ile birlikte en çok barındıran ülkeler. Mesela Mısır'da çok bilmiyoruz ama Mısır'da da ciddi bir nüfus var. Şimdi Ürdün ne yapmış? Doğru örnek Ürdün örneği. Doğru örnek Ürdün'ün önce şunu söyleyeyim ve ben gerçekten çok şaştım. Yani çünkü kafamızda bir Arap ülkesi var, kafamızda bir Ürdün var. Yani Ürdün'ün bu işi bizden daha iyi yapacağı böyle aklımızın ucuna gelmezdi. Hani açık konuşmak lazım. Belki ben gitmeseydim birisi anlatsaydı herhalde siz farklı anlatıyorsunuz diyecektim. 2011 yılında ilk geçişler başladığında sınırları açmışlar. Ama şöyle sınırları açmışlar. Askerin denetiminde 46 bölgeden geçişleri sağlamışlar. Yani rastgele geçiş yok. 46 bölgeye askeri konumlandırmışlar. Demişler ki buradan geçin. Ve bunları almışlar. Önce içeri sokmuşlar. Sonra böyle 6-7 ay sonra bir bakmışlar ki günde 5000 insan gelmeye başlayınca demişler ki bu iş böyle olmaz. Ne yapalım demişler. Biz hemen kampları oluşturalım. Ve kampları oluşturmakla birlikte gelenlerin hepsini belli bir merkeze toplayalım. Yani siz Suriye sınırının farklı yerlerinden girseniz bile belli bir merkeze götürülüyorsunuz. O merkezde bir güvenlik komisyonu oluşturmuşlar. Yüz yüze mülakatları yapmışlar. Yüz yüze mülakatlarla birlikte adamın göz retinasından tutun bütün bilgilerini almışlar. Ondan sonra Zaatari mülteci kampına koymuşlar. Bütün gelenleri? Bütün gelenleri. Kaç kişi bunlar? 1 milyon 350 bin kişi. Ama ilk... Ve 1 milyon 350 bin de bu şekilde kayıt altına almışlar. Parmak izi, biyometrik fotoğraf, şu falan filan her şey. Yani tabir yerindeyse kuş uçuşmamışlar. Bunu yapan Ürdün. Ürdün. Tabii önce gelenleri kayıt altına almamışlardı. Yani 2012'de Birleşmiş Milletler'le yapmışlar. Birleşmiş Milletler'le birlikte o ilk gelenleri de kayıt altına almışlar ve dolayısıyla 1 milyon 350 bin insanın tamamını kayıt altına toplamışlar. Sonra bunları zaten mülteci kampına getirmişler. O mülteci kampında 450 bine yakın insan devir daim yapmış ve bunları getirirken... Devir daim yapmıştan kasıt yani ne? Çıkmış, girmiş, başka kamplara girmiş ve 4 tane kamp oluşturmuşlar. Zaten kampında şu an 79.200 kişi var. Ezra kampı 38 bin kişi, İmracip kampı 5 bin kişi. Çok önemli bir şey daha yapmışlar. El Hedika kampı diye bir kamp oluşturmuşlar 3 bin kişi. Bunu niye oluşturmuşlar? Biliyorsunuz Ürdün'de Filistin... Ama bu sayıdığın 50 bin kişi etti. Hayır, bu kamplardaki 1 milyon 350 bini anlatacağım nasıl dağıttıklarını. Bu Hedika kampındakilerini sadece Filistinlerden oluşturmuşlar. Şimdi Ürdün'de çok ciddi bir Filistinli nüfus var, mülteci. Ve Suriye'nin belli bölgelerden gelen Filistinleri diğer kampların içine sokmamışlar. Filistinleri Filistinlerin yanına koymuşlar. Onları da ayrı bir kampa koymuşlar. Yani ayrı bir kamp oluşturmuşlar. Sonra bunlar gelirken demişler ki siz bu kamplarda kalacaksınız. Ve Birleşmiş Milletler bu insanlara aylık 30 dolar vermiş. Bunların yemek harcamaları, kamp harcamaları için. Ve Ürdün hükümeti şöyle bir karar almış. Asla ve asla kamplarda Ürdün kanunları dışında herhangi bir şeye izin vermemiş. Ve bunu kesin çok net koymuş. Yani Birleşmiş Milletler de gelse 45 tane sivil toplum kurumu var uluslararası ki üçü Birleşmiş Milletler'e bağlı. Demişler ki kardeşim biz kendi kanunlarımızı uygulayacağız. İki, eğitimde Ürdün müfredatını uygulamışlar. Kendi hocalarını koymuşlar. Suriyelileri yardımcı eleman statüsüne değerlendirmişler. Üçüncüsü bir kanun şey yapmışlar, karar almışlar. Demişler ki her iş kolunda bunların çalışmasına izin vermeyeceğiz. Önce... Ha, çalışma izinleri var. Çalışma izinleri var. Önce bize ne lazım? Tarım, inşaat, bu gibi yerlerde eleman açığımız var. Önce bunlara gidecekler. Ama mesela sağlığa çalışmasına hala izin vermiyor. Yani belli mesleklerde çalışmasına asla izin vermiyor.
Bunlar kampa geldikten sonra... Ya bunlar resmi çalışma izniyle ancak bir işe başvurup girebiliyorlar. Aynen kaçak öyle. Çalışmak diye bir şey söz konusu değil. Aynen ve hala öyle. Ve hala öyle. Ve ondan sonra bunlar kampa geldikten sonra tabii kampı... Peki bir şey soracağım. Özür dilerim, anlatıyorsun, güzel anlatıyorsun ama... Bu başbakanın sana anlattığı palavra için... Gelsen başka bir ülkede başbakana sorsan... O da sana palavradan böyle falan diye anlatır. Bu gerçekten böyle mi acaba? Birleşmiş Milletler'den de teyit aldık. Yani kampa gittim ben, kampın kendisinde de... Onların çalışma şeyinde de... Adamlar çok katı. Yani hatta başbakanın sözünü söyleyeyim. Mesela dedim ki vatandaşlık verecek misiniz? Ona geleceğiz. Allah korusun dedi. Yani bu kadar katılar. Şimdi bu kamp tabii nüfus çoğalınca... Kampların bir şekilde boşaltılması gerekiyor. Demişler ki o zaman biz bunları gündelik hayata nasıl alırız? Kefillik uygulaması getirmişler. O ne demek? Yani demişler ki siz kampta dışarı çıkmak istiyorsanız bir Ürdün vatandaşı, akrabanız ki bunlar genelde Suriye'de biliyorsunuz 10 kilometre aynı aşiretler, birbirine yakın kültürler, birbirine yakın sosyal yapılar. Demişler ki size birileri kefil olacak. Biliyorsunuz bu Irak'ta da, Suudi Arabistan'da çoğu yerde var. Pardon. Ve kefillik sistemi üzerine adamı dışarı çıkarmışlar. Yani diyelim ki sen mültecisin, ben geliyorum, diyor ki Nevzat dışarı çıkabilir çünkü ben onun işini, gücünü halledeceğim. Bir sorun çıkarırsa da kefili benim. Kefilim benim. Ve bunların bir kısmını böyle sosyal hayatın içerisine koymuşlar. 2018'de çalışma başvurularıyla ilgili yeni düzenleme yapmışlar. O çalışma başvurularına izin vermişler ama bir şart koşmuşlar. Sen nerede çalışırsan çalış, ayda bir çıktığın kampa geleceksin, bir gece kalacaksın. Yani ben seni burada göreceğim. Hani rastgele böyle dağılmayacaksın ve ben seni burada göreceğim demiş. Ondan sonra eğitim, sağlık konularında Birleşmiş Milletler'le birlikte hizmet üretmeye başlamışlar. Bedava hizmet vermeye başlamışlar. Ama asla ve asla eğitim şeyinde Ürdün müfredatının dışına bir önce söylediğim gibi çıkmamışlar. Bütün bunları yaparken ne yapmışlar? Vatandaşlık meselesi. Mesela... Ürdün'de işte bizdeki gibi Suriye'den gelenlerin çocukları olmuş. Ürdün hükümeti hiçbir şekilde, bu kendi politikası zaten, Suriye'den gelen hiçbir insana vatandaşlık şeyi vermiyor. Çocuğu orada doğsa bile, doğan çocuğa da vermiyor. Çocuğu doğsa bile, hatta orada Ürdünlü bir bayanla evlense bile, hatta orada birisi kefil olsa bile asla ve asla vatandaşlık vermiyor. Peki kime veriyor? Ürdün'de adam sanayici. Mesela o örnekler var. Fabrikasını sökmüş, getirmiş Ürdün'e kurmuş. Suriye'de. Suriye'den fabrikasını çıkarmış, getirmiş orada kurmuş. Merkez Bankası'nda 2-3 milyon dolarlık bir şey var. Onu şey yapıyor uzun vade içerisinde. Vatandaşlığı ancak öyle veriyor. Yani rastgele bir vatandaşlık şeyi içerisine girmemiş. Ya paran olacak, yatırım yapacaksın. Yani öyle boşta getirip vatandaş yapmıyor. Yapmıyor. Ondan sonra bu kamplarda 45'e yakın... şey yapmışlar, kamp oluş 45'e yakın okul oluşturmuşlar, sağlık hizmeti falan veriyorlar ama 2018'de... Peki kamp, ama nüfusun büyük bölümü anladığım kadarıyla 1 milyondan fazlası kamp dışında. Kamp dışındakilerin eğitimi nasıl? Şöyle, kamp dışındakilerin eğitimi Ürdün müfredatına göre gidip alabiliyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok ama üniversite okuma noktasında, özellikle yabancı burslar noktasında eğer bir üniversite okuyabiliyorsa burs sağlanıyor. Yani mesela Avrupa Birliği sağlıyor bursları, işte başka ülkeler sağlıyor ve dolayısıyla o üniversite kısmında bir sıkıntı var. Yani doğru dürüst giremiyorlar oraya ama diğer şeyi veriyorlar. Yani şu kamplarda Ürdün müfredatı, kamp dışındaki eğitimler yine Ürdün müfredatı. Ürdün müfredatı. Yani Ürdün şunu şöyle yapmış. Şu ekrandaki kamp Zateri mülteci kampı, şu an 79.200 insan yaşıyor ama bir önce söylediğim gibi 450 bin insanın gelip geçtiği bir kamp burası ve bütün bunları yaparken asla ve asla vatandaşlık vermeyeceğiz demiş ve vermemiş. Evlenseniz de çocuğunuz olsa bile bunu vermiyor. Peki başka ne yapıyor? Bunların normal sosyal hayatta Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardımlar var. Şimdi Suriyeli vatandaşlara, dışarıdaki vatandaşlara, kamp dışındakilere de bile yardım yaparken Kral Abdullah'ın, 2. Abdullah'ın bir talimatı var Birleşmiş Milletler'e ve o uygulanıyor. Eğer siz 3 koli yardım yapıyorsanız, bunun bir kolisi muhakkak Ürdün vatandaşına olmalı. Uluslararası yardımların bir kısmı Ürdün vatandaşına gidiyor. Ürdün vatandaşının. Sebebi şu, ben sosyal anlamda dokuyu bozamam. Benim fakir vatandaşlarım var. Siz bunlara verirken eğer onları da ben doyurmazsam burada bir çatışma alanı oluşturur. Ve siz bunları vermek zorundasınız. Suriye'den... Yani Birleşmiş Milletler sadece mültecileri değil, aynı zamanda ihtiyaç duyan Ürdün vatandaşlarına da yardım ediyor ki içeride bir ikilik olmasın diye. Etmek zorunda. Ürdün kralının talimatıyla yapmak zorunda bunu. Suriye ile ilgili bütün gelişleri kralın emriyle herkesi içeri almışlar. Suriye rejimini istediği hiç kimseyi teslim etmiyorlar. Birisi suç işlediği takdirde de Ürdün yasalarını çok katı biçimde uyguluyorlar.